Merhabalar değerli dinleyiciler. Bu kısa podcastimizde geçtiğimiz günlerde Macaristan'da Başbakan Viktor Orban tarafından NATO yanlısı olduğu gerekçesiyle bu ithamla tasfiye edilen MEP'ye sevk edilen 170 generalli subay hakkında kısa bir analizde bulunmak istiyorum. Bu tasfiye sürecinin önemsemek gerektiği düşünüyorum. Zira bu tasfiye sürecinde Macaristan Savunma Bakanı Peristof Suzalay oldukça etkin bir rol Zaten NATO'ya karşı oldukça sert, oldukça kararlı tutumu ile öne çıkan Christoph Sladay, Avrupa Birliği destekçisi Macar bezetesi, Telex'e göre bu ile yakın ilişkiler kurmuştu. Hatta yine Telex'in iddiasına göre Christoph Sladay, Rus devlet şirketi Transmas Holding ile yakın ilişkiler içerisindeydi. Transmas Holding, Rus devletinin Rusya Federasyonu'nun devir yolu şirketlerinden birisi ve Macaristan'da birçok proje yürütüyor, birçok devir yolu projesi yürütüyor ve ilerleyen süreçte yine planlanan yine kurulması muhtemel projeler üzerinde de çalışmalar gerekiyor. Ancak bir diğer iddia ise Viktor Orban hükümetinin NATO yanlısı bir darbe girişimi istihbaratını aldığı ve bu girişim örgüne ile söz konusu 170 generalde subayın tasfiye ettiği yönünde bir iddia söz konusu. Yine Telex gazetesine göre Viktor Orban'ın NATO'dan ayrılma yolunu dahi seçebileceği ifade ediliyor. Böyle bir iddia özellikle Macaristan Başbakanlığından alınan bir enformasyon, bir istihbarat olarak, bir açık istihbarat olarak Telex gazetesi tarafından yine geçtiğimiz günlerde en enstrüldü. Tabi Rusya-Ukrayna savaşında birçok kez Avrupa yardımlarını veto eden Macaristan finansal tehditler sonucunda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katıldı. Fakat enerji alanındaki yaptırımlar uzak durdu. Tabi işte Nisan ayındaki seçim sonuçlarının ardından Viktor Orban yaptığı ilk açıklamada kadar büyük bir zafer kazandık ki aydan bile görülebilir, Brüksel'den de kesinlikle görülebilir ifadelerini kullanmıştı. Viktor Orban'ın bu söz konusu çıkışını tabi söz konusu tasfiye sürecinden bağımsız yorumlayamayız diye düşünüyorum. Zira hem Viktor Orban'ın konuşmasında hem de söz konusu 170 generalin tasfiye sürecinde biz NATO'ya çok net bir mesaj verildi. Tabii ki Macaristan Telet Devleti'si iddia ettiği gibi Macaristan'ın NATO'nun ayrılması da dahi gidebilecek bir süreç. Hatta Macaristan'ın Avrupa Birliği üyeliğini bile tehlikeye sokabilecek. Belki yakın süreçte Avrupa Birliği'nden bile ayrılmasına ne olabilecek bir jeopolitik sürecinde habercisi gibi aslında. İlerleyen süreçte işte ben bu konuyu irdelemeye devam edeceğim. Elde ettiğim bilgileri yaptığım analizleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Esenlikler diliyorum.